Şu anda dünyanın %95'i benzinli ve dizel içten yanmalı motorlar kullanıyor. 2020'de bu oran yine %90 olacak. Bu, alternatif enerjinin %10'da kalması demek. Elektrikle, hidrojenle, mısırla ve hatta kızartma yağıyla çalışan otomobillerin de potansiyeli var. Biz de bazı alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Ama otomobil üreticilerinin bugüne kadar buldukları çözümler ya koşu bandında idman yapan bir sincapın aldığı kadar sürüş keyfi veriyor ya da o kadar pahalılar ki birçok insan için gerçekçi değil. Global yakıt tüketimi ve emisyon oranlarında gerçek bir etkiyi hemen yaratmak için dünyanın hali hazırda kullandığı kaynaklara yönelmek lazım. İçten yanmalı motorları yeniden ele almak, daha iyisini yapmak ve herkesin ulaşabileceği bir motor yaratmak. İşte bu fark yaratabilir. Büyük bir fark. Ne kadar mı büyük? Şöyle düşünün. Şu anda içten yanmalı motorlar yakıttaki enerjinin %70'e yakınını boşa harcıyor. Yani geliştirilebilecek daha çok yer var. Bizim hedefimiz %15 daha iyi yakıt ekonomisi sağlamaktı. Aynı motor ve aynı yakıtla düşük orta seviye tork oranında %15'lik iyileştirme sağlamayı amaçladık. Önümüzde iki büyük engel duruyordu. İlk yakıttan daha fazla enerji elde etmenin yolunu bulmaktı. Bunun için öncelikle sıkıştırma oranını yükseltmemiz gerektiğini biliyorduk. Bu da bize yanma odasında daha büyük bir güç çıkışı sağlayabilirdi. Sıkıştırma oranını ne kadar yükseltirsek motordan o kadar enerji alabilirdik. Ama yüksek sıkıştırma oranı genelde vuruntuya sebep oluyor. Vuruntunun sebebi yanma odasının yüksek sıcaklığından ötürü hava yakıt karışımının erken ateşlenmesi. Bu yüzden yanma odasını biraz serinletmemiz gerekiyordu. Dev mühendislik kaslarımızı kullanıp tam bu derde deva alacak yenilikçi çözümler geliştirdik. Yüksek basınçlı 6 delikli direkt yakıt enjektörlerinin her aşamada daha kararlı hava yakıt karışımı sağlamak üzere silindir içine yakıt püskürtmesi ve ateşlemenin başlarında piston tepesinin ısınmasına engel olan piston üzerinde küçük bir volkana benzeyen bölme gibi. Sıcak egzozu diğer silindirlere ulaşmadan dışarı atabilmek için yarış arabalarında kullanılan daha uzun bir egzoz sistemi kullandık. Header adındaki bu egzozun günlük otomobillerde kullanılmamasının sebebi yarattıkları emisyon problemi. Bizim gelişmiş direkt enjeksiyon sistemimiz bu sorunu da çözdü. İşte bu sayede yakıttan daha fazla enerji çıkardık. İkinci büyük engelimiz ise bu değerli enerjiyi tekerlekleri iletirken kaybetmediğimizden emin olmaktı. Motorun içindeki sürtünmeyi %30 oranında düşürdük. Nasıl mı? Her küçük detayı geliştirerek. Mesela yağ pompasının verimliliğini %74, su pompasının verimliliğini %31 oranında geliştirdik. Pistonlar, rotlar ve krank mili gibi hareketli parçalarda sürtünmeyi %25 oranında düşürdük. Sübap mekanizması sürtünmesini %54 azalttık. Hatta motorun taze hava almak için sarf ettiği enerjiyi %13 oranında azalttık. Tüm bunlar bittiğinde çoğu kişinin asla yapılamaz dediğini yapmış olduk. Daha fazla torka, daha iyi performansa ve daha yüksek verimliliğe ulaştık. SkyActiv teknolojisi. Mazda. Alışılmışa meydan okudu.